Grafikler, ilk olarak grafikler dosyamı açıyorum. Grafikler oldukça önemli bir konu Excel'de, oldukça güçlü bir özellik. İlk olarak, grafik olarak belirlemek istediğim veri setini seçiyorum. Tekrar göstereyim. Ürünlerden gördüğünüz D6 hücresine kadar seçtim. Daha sonra ekle diyorum. Ardından grafikler bölmesi olacaktır. Grafikler bölmesinde önerilen grafiğe tıklayabilirim. Burada diğer grafikleri de görebilirsiniz. Fakat önerilen grafikler oldukça işe yarıyor. Tıklıyorum. Bana bir grafik öneriyor. Hangisini kullanmam gerektiğini, bu veri setinden hangisinin uygun olduğunu gösteren ilkini seçiyorum ve tamam diyorum. Artık grafiğimiz eklenecektir. Gördüğünüz gibi başlığını şöyle seçeyim. Aylık çiçek satışları olarak değiştiriyorum. Ve grafiğimizi ekledik. Verilerimiz de uyumlu. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman şöyle boş bir yere tıklıyorum. Herhangi bir şey gözükmeyecek üst tarafta. Grafiğime tıkladığım zaman tasarım ve biçim olmak üzere iki yeni sekme gelecektir. Tasarıma tıklıyorum. Buradan öncelikle grafiğimin stilini değiştiriyorum. Grafiğimin stili bu olsun dedim. Ve yeni bir stil belirledim. Daha sonra rengini değiştirebilirim. Yine gördüğünüz gibi rengini seçiyorum. Rengi de bu olsun diyorum. Artık yeni bir renk düzeniyle gösterecektir. Ve grafik düzenleri var. Hızlı düzenden herhangi bir düzen seçebilirim. Örneğin düzen 2'yi seçersem şöyle tekrar değiştirdim. Ocak, Şubat, Mart alttaydı. Düzen 2'yi seçersem artık tarih verileri üst tarafta olacak. Ve yine grafik öğesi eklemek istersem veri tablosu diyor. Herhangi bir grafik öğesi ekleyebilirim ya da yerini değiştirebilirim. Örneğin sağ tarafta olsun diyorum. Tarih verileri artık sağ tarafta olacaktır. Satır ve sütunları değiştir var veri bölmesinde. Yine tasarım sekmesindeyiz, unutmayın. Satır ve sütunları değiştir dersem bu sefer satır ve sütunlar değişecek. Tarih verileri altta olacak. Ve tekrar değiştir diyelim. Şöyle görün. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Şimdi iki tane yeşil var bizim grafiğimizde. Bunlardan birinin rengini değiştirmek istiyorum. Grafik çubuğuna tıkladım. Şöyle tekrar gösteriyorum. Çubuğa tıkladım. Zaten üçü seçili hale gelecektir. Ardından biçim sekmesinde şekil dolgusu diyorum. Ve bunları turuncu olmasını istiyorum renginin. Artık turuncu renkte gösterilecektir. Tekrar tasarım sekmesine dönüyorum. Ve şimdi grafik türünü değiştirmek istiyorum. Grafik türünü değiştir dedim. Pasta grafiği kullanalım. Pasta grafiği olsun. Tamam dedim. Artık grafiğimiz pasta grafiği olacaktır. Satır ve sütunları değiştir diyorum yine. Artık gül, papatya, karanfil, orkideyi gösterecektir. Ve verilerimi değiştirmek istersem, örneğin orkideyi istemiyorum, orkideyi bu grafikte görmek istemiyorum dersem, veri seç diyorum. Veri seç dedim. Ve orkideyi kaldırıyorum buradan. Tikini kaldırdım ve tamam dedim. Artık orkide gözükmeyecektir. Verileri de bu şekilde değiştirebiliriz. Ve görünümü değiştirmek için grafiği seçtikten sonra sağ üst köşede bir artı simgesi var. Bu oldukça işe yarayan bir özellik. Grafik öğeleri diyor. Tıkladım. Grafik başlığı olsun mu diyor. Kaldırırsam grafik başlığı olmayacak. Veri etiketlerine kaldırsam onlar olmayacak. Bu sefer bir anlamı olmayacak zaten. Göstergeyi kapatırsam göstergeler olmayacak. Bunu da istemiyorum. Burada grafik başlığım değişti. Hani aylık çiçek satışları şeklinde tekrar düzenledim. Ve tekrar grafik öğeleri diyorum. Veri etiketleri tıkladım. Şu siyah sağa bakan bir ok tuşu var. Ona tıkladım ve diğer seçenekler diyorum. Zaten olayı da burada. Biraz daha sağa çekeyim, görün. Burada görmek istediğim nedir? Ona bakalım. Metin seçenekleri var ve grafik seçenekleri var. Ben buradan herhangi bir ayarı yapabilirim. Dolgusunu değiştirebilirim. Kenarlığını değiştirebilirim. Ve önce verimi seçmeliyim. Örneğin ortadaki verilerimi seçtim. Pastanın içindeki verilerimi seçtim.
Daha sonra etiket seçenekleri diyor. Buradan kategori adı gözüksün. Değerler gözükmesin. Yüzde olsun. Öncü çizgileri göstermesin. Ve dış uçta gözüksün bunlar diyorum. Artık yüzde şeklinde gözükecek. Şu kısmın bir anlamı kalmadı zaten. Burayı delete ile siliyorum. Artık grafiğimiz gördüğünüz gibi gösterilecektir. Bunları büyütmek istersem seçtim. Örneğin gül %33 diyor. Giriş sekmesine geliyorum. Daha sonra boyutunu 14 ya da 12 yapalım. Çok büyük oldu. 12 yapıyorum. Tekrar döndüğüm zaman artık verilerimin daha büyük olduğunu görebilirim. Grafik alanını biçimlendiri kapatıyorum. Seçtim. Tasarıma tıkladım. Grafiği taşımak istersem yine tasarım sekmesinde grafiğim seçiliyken tasarım sekmesinde grafiği taşı tıklıyorum. Ardından bana nerede olması gerektiğini soruyor. Ben yeni bir sayfada olsun diyorum. Sayfanın adı da grafik 1 olsun diyorum. Hatta aylık çiçek satışları adlı yeni bir sayfa olsun ve tamam diyorum. Artık grafiğim aylık çiçek satışları adlı bir sayfada ve tamamen tek başına gösterilecek. Bu şekilde grafikleri kullanabiliyoruz.